Celil Hocam, ne kadar büyük bir skandal oldu sınavın ertelenme konusu değil mi? Ne düşünüyorsunuz? Efendim ben önce size ve ekibinize yeni sezonda da başarılar diliyorum. Yıllardır sizler aracılığıyla gençlerimize, onların ailelerine doğru kararlar almalarına yardım etmek için uğraşıyoruz. Sağ olun hocam, rehberimizsiniz her zaman. Estağfurullah. Mevlana'nın dediği gibi öğretmen bir kum tanesi olsa da çölün yükünü taşıyandır bize göre. Bu bakımdan işimizi yapmaya, sizlerle birlikte çocuklarımıza, ailelerine destek olmaya devam ediyoruz. Zor bir dönemden geçiyoruz. Muhtemelen birçok arkadaşımız her şeyde bizi buluyor. Nereden çıktı bu? Korona diye kızıyordur, öfkeleniyordur inanıyorum ben. Ama kimsenin böyle olmasını istemezdi. Günlerdir dünyadaki birçok ülkeyle birlikte biz de salgında, virüsle savaşıyoruz. Her gün yüzlerce ölüm haberi izliyoruz. Fakat çok şükür giderek azalıyor ölümler. Çok şükür sağlığımız yerinde. Sınavın ertelenmesinin mümkün olacağını zannetmiyorum. Sonra zaten Ama şunu kapatıyorum. söyleyeyim. Evet, şunu söylemek istiyorum. Ülkemizde her yaş seviyesinde 1 milyon 200-250 bin civarında insan var, birey var. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteyi birlikte düşünürsek 15-16 milyonluk bir öğrenci grubu bu süreçte okullarına gidemedi. Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere birçok kurum kendi imkanlarıyla uzaktan öğretim çalışması yaptı. Öğrencilerin okulla ve derslerle bağının kopmaması için dersler tekrar edildi, eksikler tamamlandı, rehberlik ve psikoloji danışmanlık desteği verildi. Öğrenciler motive edilerek çalışmaya yönlendirmeye çalışıldılar. Uzaktan öğretim konusunda teknoloji aslında bizden çok ileride olan ülkelere göre çok iyi sonuçlar aldığımızı söyleyebiliriz. Ancak elbette uzaktan öğretimin yüz yüze öğretimin yerini tutması da düşünülmez tabii ki. Bugün artık kurslar vesaire açıldı. Evet, Yani evet. bu avantaj en azından YKS, son 26. evet. YKS 27-28 Haziran'da yapılacak. Malum bu önce bir Temmuz'a alınmıştı, sonra tekrar geri alındı. Bu tabii arkadaşlarımıza bir rahatsızlık yarattı. Yani bir Temmuz'a kadar çok daha rahat çalışabiliriz. Rehavetin içine girmişlerdi. Birdenbire geri çekilince biraz rahatsız oldular. Ama avantajları da var bu süreç içerisinde. Onu da değerlendirmek lazım. Ve ben şu andan itibaren olağanüstü, çok olağanüstü şeyler olmadığı takdirde sınav tarihinde değişebileceğini düşünmüyorum. Giderek zaten normalleşmelerle ilgili kararlar ve ona uygun uygulamalar ortaya çıkmaya başladı. Şimdi artık bu Arkadaşlarımızın sayfayı virüsünü... kapatıyoruz. Yani sınav tarihi Evet. ertelendi, Evet. ertelenmedi konusu bitti Evet. arkadaşlar.